Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Otobilgi'ye hoş geldiniz. Hayırlı pazarlar diliyorum hepinize. Yeni bir video ile karşınızdayım. Biraz zamandır fırsat bulamıyordum video çekmek için. Şöyle müsait bir otopark bulunca, fırsatım da varken bir video çekeyim dedim açıkçası. Arkadaşlar bugün bu piyasayla alakalı birkaç şey söyleyeceğim. Açıkçası biraz zamandır şahsi işlerimden fırsat bulup video da çekemiyorum. Fırsat bulmuşken birkaç şeyi de ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda bir araba alma mevzum var, biliyorsunuz aracımı satmıştım. Onunla alakalı yaşanan durumlar var. Gerçi onların hepsini anlatacak olsam bu video bitmez. Biraz yılan hikayesine döndü de olay. Yine ufaktan bir değineceğim arkadaşlar. İlk önce şunu söylemekte fayda buluyorum. Ne yazık ki geçtiğimiz dönemde kurun artması, kurdan ziyade fırsatçıların iştahının artmasıyla açıkçası çok ciddi bir yükseliş yaşandı araba piyasasında. Öyle bir hal aldı ki yetişemez olduk. İşte bir sıfır araba kovalıyorum almak için. Sıfır alacağım arabanın fiyatı bir ayda, tam 30 günde 200 bin lira zam oldu. 200 bin lira. Hatta biraz daha öncesi var. 220-230 bin liraları buluyor. 1,5 aylık bir kıyas yaparsak ama bir ayda 200 bin lira gibi bir zam geldi. Tabii bu zamlar doğal olarak ikinci el piyasasında etkiledi. Dediğim gibi yani firmalar belki de şöyle düşünüyor bir zaman zaman. Yani zam geldi, biraz daha gelecek, euro artıyor, biraz daha artacak. Neden daha az kar edelim? Ya da biraz daha artacak, biz de o artacağını göz önünde bulundurarak fiyatları artıralım gibi bir durum söz konusu oldu. Samimiyetle söylüyorum, benim almaya niyet ettiğimde 260 bin bandında olan araç işte bu 1,5 aylık süreçte falan 530 bin lirayı buldu. Son bir ayda zaten 330'dan 530'a çıktı. 200 bin lira gibi bir fark geldi üzerine. Tabii şu an hamdolsun bu süreç tam tersine dönmüş durumda. Yani euronun, doların düşmesiyle tabii fiyatların aşağı inmesi de beraber oldu. Ama şunu ifade edeyim. O bir ayda, 1,5 ayda o 200-230 bin lira zam yapan firmalar ne yazık ki indirimleri o hızda yapmıyorlar. 3-5 gün fiyat listelerini kapalı tutup daha sonrasında bazı firmalar 30 bin, 40 bin, 80 bin neyse, benim bahsettiğim firma arkadaşlar 100 bin lira gibi bir indirim yaptı. 530'lardan 430 liraya çekti. Benim baktığım araç için konuşuyorum. Diğer araçlarda da buna kıyasla oranlar vardı. Tabii bu bahsettiğim etkiyle bu araçların ikinci el fiyatlarında da 390 bin liralar görünmeye başlandı. Yani sıfırında 100 bin gibi bir indirim oldu. Ama ikinci elinde bu 60 bin, 70 bin olarak yansıdı. Bu arada ikinci el dediklerimi ikinci el olarak algılamayın. Yeni bir tabirimiz var ya, biliyorsunuz, sıfır ikinci el. Sıfır ikinci ellerden bahsediyorum, yanlış da anlaşılmasın. Hani arabalar öyle 3000 kilometre, 5000 kilometre falan değil. 50 kilometrede, 60 kilometrede, 100 kilometrede, yani bayiden alınmış bir yere çekilmiş ve binilmemiş. Sıfır olarak satılan araçlar, sıfır kilometre diye başlıkları büyük büyük atılan araçlardan bahsediyorum. Yanlış da anlaşılmasın. Aslında arkadaşlar sonuç itibariyle şu an durumlar araç alacak kişilerin lehine doğru ilerliyor. Bu herkes için sevindirici haber. Kimse yanlış anlamasın. Örnek olarak söylüyorum. Herhangi bir araba için bunu kıyaslayabilirsiniz ama örnek olarak bir Linea'nız var ya da bir Egea'nız var. Neyse. Aracınız siz aldığınızda 100 bin liraydı, 110 bin liraydı. Şu an fiyatı 280 bin lira, 300 bin lira. Sizin yine bir Egea'nız var. Aslında bir şey kazanmıyorsunuz. Sadece aracı aldığınız rakama göre satacağınız rakam değişiyor. Eğer arabayı satıp başka bir şey alacağım diyorsanız ona bir şey demiyorum. O zaman belki kar etmiş sayabilirsiniz. Tabii alacağınız şeyin piyasasının ne kadar arttığına göre de değişir. Ama sonuç itibariyle fiyatların yüksek olması hiç kimsenin karına değil. Bu süreçte arkadaşlar yakın zamanda sıcağı sıcağına bu indirimleri görmüşken, fırsat da bulmuşken bir video çekmek istedim. Öte yandan bunun etkisini görmeye devam edeceğiz mi etmeyeceğiz miye gelince mevzu, onu da ifade edeyim arkadaşlar. Şu an şu birkaç gündür izliyoruz tabii kuru. Şu anki duruma baktığımızda görüyoruz ki bu düşüş devam edecek ya da bir yerlerde doğal olarak sabitlenecek. Böyle devam ederse araç fiyatlarında düşüş görmeye devam edeceğiz. Hatta güncel bir şey yapayım mı sizle beraber? Şu an videodayken kayıtlı aramalarımdan bahsettiğim aracın ilanlarına bakalım. En son baktığımda 390 bin lira bantlarındaydı. Dün baktım yanlış hatırlamıyorsam. Şu an arkadaşlar 380 küsürlere düşmüş bahsettiğim araç. Yani yine
bugün de bir 10 bin lira gibi bir indirim yapılmış. Tabi bazısı yine diretiyor. Hani yüksek fiyattan satmaya çalışıyor ama doğal olarak düşüş yaşanacaktır. Abi ne tahmin ediyorsun derseniz, şu anki duruma baktığımda söylüyorum bunu arkadaşlar. Ben en azından eski fiyatına direkt olarak düşmese bile, hani o bahsettiğim 260-280 bantlarına düşmese bile, yine 300 bin bantlarına, 300-330 bin bantlarına düşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi sıfır fiyatları düştü. Büyük ihtimalle Ocak'ta bir daha indirim yapacaklar. Doğal olarak o indirim ikinci eli de etkileyecek arkadaşlar. Tabii diğer ikinci ellere bu ne zaman yansır, nasıl yansır, ona net bir şey söylemek ne yazık ki mümkün değil. Şöyle bir algı var. Onu da özellikle yeri gelmişken ifade edeyim. En çok sorulan sorulardan birisi bu çünkü. Ya adam arabayı pahalı almış. Örnek olarak 350 bin liraya almış. Bu arabayı 200 bin liraya satar mı? Satmaz. Ben olsam ben de satmam zorunda olmadıkça. Ne yapacak o zaman? Binecek. Herkes aldığı arabayı zaten binmek için alsa piyasada böyle bir artış yaşanmayacak. Birçok kişi arabayı satmak için aldığından, arabayı bir yatırım aracı olarak gördüğünden ne yazık ki piyasadaki artış kaçınılmaz oluyor arkadaşlar. Kimse yanlış anlamasın, gönlüne de bir şey almasın. Bu işi yapanları istisna tutuyorum. Yani araba alıp satarak para kazanan, buradan evine ekmek götüren insanları istisna tutuyorum ama onun haricindeki kişiler otomobili bir yatırım aracı olarak görmemeli arkadaşlar. Çünkü otomobili bir yatırım aracı olarak görünce, rağbet artınca, bu geçtiğimiz süreçte işte fabrikaların az iş yapması, ondan sonra fiyatların artması, hatta söz aramızda bayilerin bunu bir fırsata çevirip araç yok diyerek bir araçtan iki araç parası, bazı araçların üç araç parası kar etmesi, bu işin tuzu biberi oldu ne yazık ki. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer bir yatırım aracı olmaktan çıkarılırsa otomobiller, o zaman belki piyasada daha fazla düşüşler görebiliriz ki şu anki gördüğümüz düşüşler bu düşüşün yaşanacağının habercisi. Ama ne yazık ki bizde zamlar hızlı, indirimler yavaş oluyor. Bu kötü bir durum ama hakikat bu arkadaşlar. Ümit ediyorum ki ileriki süreçte bu fiyatların daha aşağı düşerek alınabilir seviyelere gelmesi herkesin karını olacaktır. Abi pahalı alanlar binecekler arkadaşlar. Madem binmek için aldı, binecek. Ha, ticaretini yapıp da pahalı alanlara gelince, ticaret bu arkadaşlar, zaman zaman kar vardır, zaman zaman zarar vardır. Bu süreçte belki bu ticareti yapanlar bazı araçlarından 50 bin lira, bazı araçlarından 100 bin lira kar ettiler. Şimdi şu anki aldıkları araçta da bu sürede diyelim ki bazı araçlarından 30 bin lira, bazı araçlarından 50 bin lira zarar edecekler. Sonuçta bu ticaret mi? Ticaret. Ticarette kar da vardır, zarar da vardır. O sebeple ticaret yapanların bunu çok dert edeceklerini düşünmüyorum. Sonuçta bir para kazanıyor. Ondan olmazsa başka araçtan kazanıyor vesaire vesaire. O konuya pek girmeyeceğim. Kendi araç alma meseleme gelince, dediğim gibi onu detaylı anlatacak olursam bu video bitmez. Müsait bir vakit denk getirirsem onu haricen çekerim. Ama mesele şu. Bir araç alayım dedim. Sıfır bir araca yazılayım dedim. Bir araca yazıldım. İşte o yazıldığım araçta fiyat artışı tabii doğal olarak diğer araçlar gibi olacağı için dedik ki fiyat sabitleyelim. Alacağım araç Renault arkadaşlar benim bu arada. Geçenlerde Soner abiyle de muhabbetini ettik. O da bir videosunda bundan bahsetti. Aracı alacağız. Fiyatı sabitledik. Sonra zamlar geldi. Sabitlediğimiz fiyattan veremiyoruz dediler. Fiyat artışı oldu. Şu kadar fark vermeniz lazım falan filan derken, iyi haber şu. Bu kurların düşmesiyle bizim aracın fiyatı eski fiyatına yaklaşır hale geldiği için, tabii firmada doğal olarak liste fiyatlarında güncelleme yaptığı için, indirim yaptığı için bizim aracın fiyatını da eski fiyatına denk getirmeye çalışacaklarını söylediler en son görüştüğümde arkadaşlar. İlerleyen süreçte olaylar netleşince hangi arabayı alacağım, kaç paralardaydı, kaç paralara çıktı, nasıl bir fark istediler, şu an nerelere geldi netleşince bununla alakalı ayrıca bir video çekmeye çalışırım diyorum arkadaşlar. Kabaca hem bir hasbihal etmiş olalım, bayağı zamandır video çekemiyordum, bir video çekmiş olayım dedim. Hem de aynı zamanda güncel olarak şu meseleleri bir değerlendirmiş olalım dedim. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim, otomobili bir yatırım aracı olarak görüp yatırım yapmayın arkadaşlar. Çünkü şu saatten sonra yapılan yatırımların otomobilde patlayacağını gördük. Çıktı, aa iyi gidiyormuş, biraz daha alalım dendi. Sonra ellerinde patladı. Daha dün işte ya o paraya vereceğime bu arabayı yakarım diyenler bugün o arabaları 50-60 bin lira aşağı koymaya başladılar bile. Dahası da gelecek. Yeter ki dediğim gibi birileri bunu yatırım aracı olarak görmekten çıksın. Bu işi yapanlar yapsınlar bu işi. Haricen binecek olan kişi alsın, binsin, satsın, yenisini alsın. Kar gözetsin mi, gözetmesin mi mevzusuna gelirseniz, 3-5 lira kar ediyor mu, etmiyor mu mesele değil. Zaman zaman aldığın arabadan zarar edersin.
alırken kâr edersin, zaman zaman satarken zarar edersin. Böyledir bu mevzu. O sebeple hepimiz araba biniyoruz. Ben de araba aldım sattım. Biz alsat yapmıyoruz, onu söyleyeyim arkadaşlar. Ama kendi aracım oldu, aldım, başkasını aldım, onu bindim. Bir şey oldu, satmam gerekti, sattım, başka aldım. Kimi zaman aldığım arabayı uyguna aldım, fazlaya sattım. Kimi zaman fazlaya aldım, uyguna satmak zorunda kaldım vesaire vesaire. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Ama dediğim gibi yatırım olarak kesinlikle ve kesinlikle şu an araba almayı kimseye önermiyorum arkadaşlar. Çünkü bu iş aşağı doğru ivmelenmeye başladı ve şu an devletin bu noktadaki kararlılığı daha da aşağı indirecektir diye düşünüyorum. Tam istediğimiz seviyelere indi mi? İnmedi ama ineceğini ümit ediyoruz. Şu anki durum bunu gösteriyor. O sebeple ben bu noktada fikir olarak bu fikri beyan edebilirim. Haricen yine özel olarak sorularınız varsa arkadaşlar Instagram'dan otobilgeoffical'den yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince, vaktimiz müsait oldukça bütün atılan mesajlara da cevap vermeye çalışıyoruz diyorum. Cümleten tekrar hayırlı günler diliyorum arkadaşlar sizlere. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce şu gündemde olan mevzuları dillendirmeye çalıştım. Böyle bir hasbihal etmiş olduk. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.